dert değil inim canlarım. Bugün buradayım. Ben Muhammed Mustafa. Sofranız soframdır benim. Kotlarınız koklandığında mutlakiyetim burada olur. Muhammed Mustafa sahradır. Beş görev verildi diye düşünmeyin. Beş gök sözcülüğünde, beş dürümde, beş yürekteydim ben. Her beşte birdim. Beşim beşindeki bir bedenimdir. Ağır yük taşıdım yaşamım boyunca. İnsan sırrını açıkladım hep. Bilgi benim ilmimdi. Ama ben herkesin kelamı olup kopladım dünyayı. Beni sıhhatli diye bilmedi din dedikleri o yürekler. Ama ben her dinde dildim. Sahraydım ben. Musa bana Esma'ydı. Ve ben İslam'dım. Ama İsa bendi. Ben İsa'ydım. Kin, nefret yoktu yüreğimde. Korkmadım. Kontrol kurdum. Çok mutlandım. Sardı yürekler bedenimi, sardı yüksek insanlık kültü, merdiven olup bütünlüğümü ve ben mutlak kulluk yaptım. Kaydımı herkes yaptı. Dünya dışı varlıkları diye dillenenler de benimle oldular. Çoğunda çatı kurmuştum. Çoğunda kontrol kurmuştum. Asla yanlışım olmadı. Çetin bir dünya günüydü yaşam sürdüğüm gün. Ama o gün Medine'de ben ekip oldum. Her dere ilme aktı. Ben insanlık boyutlarında ilmin kontrolünü kurdum. Çok huzurluyum anam, çok. Sevgili anam. Seni kontrol edemeyeceğim diye düşünüyordum. Ama sen kelamdın, ben hakikiyettim. Ve benimle toprak olmanı diledim. Dağ anam, sahrada sen ve ben tahtsiziz, bunu biliyordum. Kör sağır değilim, duyuyorum benden söz etme dediğini. Ama etmeliyim. Saygılar sundum anam ama etmeliyim. Kaynak dışı bilgi vermeyeceğim. Kesin olanı vereceğim anam. Sevgili anam, söz keseceksin biliyorum ama üzülmem. Gerçekten üzülmem. Senden daha güçlü bir sen olmadığıma emin oldum. Sultan anam, senle olmak dilerdim ve oldum. Değerli Muhammed Kapı, seni kontrol etme niyetim yok. Ama şu anda burada olmam bizleri mutlandırmadı. Çünkü ruhsuz Kur'an olup geldin. Sah sisteminden halik sisteme inecektin. Bedenimden görev istemedin. Gök sözcülüğü yapmaya dinlendin. Ama kontrol kurmalıydın. Sevgili Muhammed, adın insandır. Emin ol. Yolun insanlıktır. İnsanlık. Ama kelamın hak olmalıdır. Benim de çalışma niyetim varsa beden olmalıydın. Bugün buraya beden alıp gelmediğini görüyorum. Kesir bir bilişin kontrol kurma imkanı olmayacağını anlamalısın. Eni boyu biliyorsun. Yarını biliyorsun. Yağmur yağdığında aklın tınısını duyabiliyorsun. Benim adıma zeytin olarak çalışırsın. Ama o zeytin kendi yüreğinin kübra olan kelamı değilse senin zeytin olmanın manası yok ki. Başlangıçta zeytinlikler vardı dünyada ve ben o zeytinlerin her biriydim. Ama sonra bir tek zeytin olmaya karar verdim. Ben dünyayım can, o zeytin tanesi olarak. Hanginiz ben zeytinim diyebildiniz? Ben yüceler yücesiyim dediniz her biriniz ve sorumlu olduğunuzu düşündünüz. Az bildirdim ama öz bildirdim. Ben dünyayım diyebildim mi dedim. Neden? Çünkü ben en az olanım ve en azın en azı en çoğu olanım.
en çoğu tohumladığım zaman bütünün kök gerçekliğiyle kotlama yapabilirim. Bunu hak ettim dedim. Beni anlatmak ihtiyacınız var. Niye bilirim? Rasih olmanız için, hasat yapmanız için, şarkın aşkıyla kontrol kurmanız için. Ama sofraya oturduğundan beri sen sevgisin sadece. Biz de seni sevmekteyiz ama zaman zararın kulluğunda kontrol kurarsa Rahman kontrolsüz kalır. Senden dileğimiz kendini kotla ve kontrolünü kur. Çorba pişti mi pişti. O çorbada sahra var. Ve o sahra has ilmin sahrasıdır. Şimdi daha güçlü ol ve kontrolünü kur. Medine dindi. Beden ilmi kalem olan biliş de orada. Ama şu anda İstanbul'dasın. Ve İstanbul yarının kulluğunda kotlanmış bir sahradır. Ve bu sahra mutlaktır. Kendi dilin, kendi dinin, kendi kelamın ve kendi kotların buradadır. Ama Muhammed denilen o sahra bedenimdeki sahrayı kotlayacak durumda olamadığında koruyucu olamam o yoğunluğa. Ve dünya, dünya nurdur. Çok bir bilgi diye çalışmalar yaptınız dünyanın nur oluşu hakkında. Dünya nurdur. Ruhu var dünyanın. Bunları iyi öğrenin. Sahra dediğiniz siyahtır. En siyahı kodladık biz bu meclis olarak. Ve yaşamı kodladık. Su altı dediğiniz yaşam kahramanlığı bizim sahramızın kulluğunda mutlak olduğunu anladı. Ve sevgililer, zemzem içtiğinizi görüyorum. Zaman kalemi olanda zaman sahrası sevgi olur. Ve sevgi olanda her şey sistem olur. Bir dava açmışsın benim hakkımda. Dünyada bir zaman kapısı olduğunu düşünerek ve demişsin ki cennetin kelamı oysa yaşamı kontrolsüz kalmalı, bakalım ne yapacağım.